Sevgili dostlar merhaba. Çıtayı bir tık daha yükseltip biraz daha zor bir soru çözmeye ne dersiniz? Haydi o zaman gelsin sorumuz. Sorumuz şöyle. I love to travel in my holidays and I need a program that calculates the number of times I need to refill my car's fuel tank. Seyahat etmeyi çok seviyorum tatillerimde ve bir tatilde yaptığım seyahat boyunca depoyu kaç defa doldurmam gerektiğini bana söyleyecek bir programa ihtiyacım var. I will give you three inputs in the following order. Üç tane inputumuz var. My car's capacity of the fuel tank in liters. Birinci inputumuz kapasite. İkinci inputumuz fuel consumption per 100 km. Ve üçüncü inputumuz. Length of the trip I need to plan. Evet bu inputları şimdi şuraya yazalım. Inputs. Inputlarım. Birinci inputum. Kapasite. Bu kapasite inputunu C ile gösterelim. İkinci inputum. Fuel consumption. Consumption per 100 km. Bunu bu şekilde göstereceğim. Buna da U diyelim. Ve son olarak da length of my trip. Distance. Bu distance'ımızı da D ile gösterelim. Şimdi ben bu inputları outputlara çeviren bir program istiyorum. Bu inputları şu program kutuma gireceğim. Ve program kutumdan fonksiyonları böyle öğreniyorduk ya lisedeyken. Bu program kutumdan bana şuradan outputlarım çıkacak. Hmm, şuradan ben inputlarımı girdim. Ondan sonra şuradan da outputlarım gelecek. Evet şuraya da output yazıyorum. Output. Outputlarım neler? Hemen söyleyelim. Uh, bir outputum. Your, your program should give me the two outputs şurada your program should give me two outputs evet birinci outputum number of full tanks I need to fill depoyu kaç defa doldurmam gerektiği İkinci outputum ise do, son uh, defa depoyu doldurduktan sonra geriye ne kadar son defa depoyu doldurduktan sonra geriye ne kadar benzinimin kaldı benzinimin kaldı Evet. Dolayısıyla şuraya da outputlarımızı yazalım. Outputlarımız non fill diyeyim. non fill. Depoyu kaç defa doldurmam gerektiği. Bunu ne ile göstereceğim. Ve geriye kalan remaining fuel fuel bunu da R ile göstereceğim. Siz de benim gibi yazarak kağıdı kağıt kalemimizi eline alın. Bunları yazın. Çünkü Şeye geldiğimiz zaman kodlamaya geldiğimiz zaman bu şeyleri kullanacağım. Hemen hemen yani bu uh, variable isimlerini kullanacağım. Evet. Şimdi gelelim problemimize. Şimdi bizim mesela şu örnekten yola çıkarak sorumuzu anlayabiliriz. Inputlarımız User bana girdi. 150, 30 ve 1100. Şimdi ben biliyorum ki bu inputlar sırasıyla şuradaki C, U ve N sayılarına karşılık geliyor. C, U ve D sayılarına karşılık geliyor. Şuraya yazalım. 150. Yani ne? E, depo kapasitesi 150 litreymiş. 100 kilometrede 30 litre benzin harcıyormuş ve e, o holidayinde 1100 kilometre yol alacakmış. Ve biz buradan yola çıkarak şu outputları hesaplayacağız. 2 ve 120. Yani diyeceğiz ki depoyu iki defa doldurmamız gerekiyor ve en son depoyu doldurduktan sonra 120 km kalacak. Yani şu iki sayısı Nanfil'e karşılık gelecek ve 120 sayısı da re'ye R'ye karşılık gelecek. Tabi bu 2 ve 120 sayılarını biz şu inputlarımızdan bulacağız. Bakalım bunları nasıl bulacağız. Şimdi adım adım bunları hesaplayalım. Şimdi ilk önce benim bir şeyi hesaplamam lazım. 1100 kilometre yolculuğum boyunca kaç litre benzine ihtiyacım var? Adım bir. Buna consumption in trip diyelim. Consumption in trip. Evet, consumption in trip'imizi nasıl hesaplayacağız? Tabii ki burada basit bir oran orantı yapabiliriz. Diyeceğim ki burada eğer ben 100 kilometrede 30 litre benzin harcıyorsam o zaman 1100 kilometrede ne kadar benzin harcarım? Ne kadar benzin harcadığımı da x diyeyim. Ve bu oran orantıdan x tabii ki 1100 çarpı 30 bölü 100. Ya da benim variable'larım cinsinden bunu yazacak olursam ne yapacağım? D ile distance ile, yani consumption per 100 kilometre çarpıp bulduğum sayıyı 100'e böleceğim. Ve bu işlemin sonucu 330. Yani benim 1100 kilometre yolculuğum boyunca 330 litre benzine ihtiyacım olacak. Şimdi gelelim bu 330 litre benzine, benzin ihtiyacından ben kaç defa depoyu doldurmam lazım ve e, son depoyu doldurduktan sonra ve yolculuğumu tamamladıktan sonra geriye kaç litre benzinim kalacak. Evet ikinci adımımızda Number of fields required. Yani kaç litre, kaç defa depoyu doldurmam gerekiyor. Required. Şimdi ben bu 330 sayısını, ilk önce şu bölme işlemini bir inceleyelim. Ben bu 330 sayısını, 330 litre benzine ihtiyacım var. 330 litre benzine ihtiyacım var ve benim depomun kapasitesi 150. 330 150'ye böldüğüm zaman ben kaç depo benzine ihtiyacım olduğunu bulurum. Yani benim 2.2 litre benzine, 2.2 depo benzine ihtiyacım var. 2.2 depo benzin demek, ben depoyu 2 defa dolduracağım ve son doldurmamdan da depomun %20'sini harcayacağım anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla şu 2 bana n sayımı verecek. n yani depoyu kaç defa doldurmam gerektiğini verecek. Dolayısıyla buradan ben n'in formülünü elde edebilirim. n 130 bölü e, şunu da söyleyelim. 130 bölü pardon 330 bölü 150 neydi? 330. Benim x her şeyi variable'lar cinsinden yazıyorum. Çünkü ben programın sadece bu inputlar için değil, herhangi bir input için çalışmasını istiyorum. Dolayısıyla şurası x/c idi. Dolayısıyla benim x/c'yi bölü round down yapmam lazım ya da truncate etmem lazım. Yani şu 2.2'nin küsuratlı kısmını atıp geriye 2'yi döndürmem lazım. Evet. Şimdi gelelim üçüncü adımımıza. Şuradan devam edelim. Şöyle. Üçüncü adımımızda remaining proportion. Yani şu 0.2'yi bulmak istiyorum. Remaining proportion. Pardon 0.2 değil de, 0.8'i bulmak istiyorum. Yani 0.2'sini kullandım depomun. Geriye 0.8'i kaldı. Evet onu şimdi e, nasıl bulabiliriz? Hemen onu formülüze edelim. E, P used yani son depomdan son depomun yüzde kaçını kullandım. Bunu ne yapmam lazım? Ha, ilk önce şunu şöyle söyleyelim. Numerik bir söyleyelim. Sonra variable'ları yerine yazalım. Şimdi ben bu 0.2 son depomdan kullandığım oran. Bunu nasıl bulabilirim? 2.2'den 2 çıkartacağım. Dolayısıyla bu p 2.2 neydi? X bölü C. Şurada göstermiştim. X bölü C 2.2 Peki 2 neydi? Bu da N. X bölü C'den N'yi çıkartacağım. Dolayısıyla 2.2'den 2'yi çıkarttığım zaman buradan 0.2 bulacağım. Tabi P remaining yani depomda kalan benzinin oranı bunu da 1-PU ile bulabilirim. Bu da 1-0.2'den 0.8 yapacak. Ve son aşamama geldiğimde dördüncü adımımızda da Remaining Fuel. Ve Remaining Fuel'de tabii ki benim depo kapasitem 150 idi. 150'nin %80'i depomda duruyor. O zaman burası da Remaining Fuel. Remaining Fuel'in output olarak R demiştim. Burayı nasıl bulacağım? C ile PR'yi çarparak bulacağım. C çarpı PR, o da 150 çarpı 0.8, burası da 120 litre olacak. Evet, bu da benim a tutlarım. Sevgili dostlar, bu yazdıklarımı yazın. Burada videoyu durdurup ve sonrasında şeye geçeceğiz. Bunların Python'da nasıl kodlandığına geçeceğiz. Şimdi o zaman gelsin Python kodumuz. Şimdi Python kodumuz. Şuraya zaten soruyu her zamanki gibi yazmıştım. Soruyu yazdıktan sonra da sample input. ilk önce kodlamamızı yapacağız. Ve kodlamamızı yaptıktan sonra da sample input outputları verip vermediğine bakacağız. Evet. Adım 1. İlk önce inputları user'dan almam lazım. Benim inputlarım nelerdi? Birinci inputum kapasite. Kapasite inputum. Ha, bunu input olarak alacağım. Input komutu user'dan alıyordu inputları. Ama bunu input alırsam bunu string olarak görür Python. Ama ben bunu string olarak değil de float olarak görmesini istiyorum. Yani integer de yazabilirsiniz. Ama float yazmanız daha iyi. Çünkü in principle kapasite küsuratlı değerler alabilir. Şimdi 100 kilometredeki Consumption'ı. Consumption per 100 kilometers. Consumption per 100 kilometers'da bu da aynı şekilde. Float input. User'dan bunu aldım. Ve sonra da Distance. Yani şey, user'ın tripinin ne kaç kilometre süreceği. Bu da float input. Evet. Şimdi gelelim ikinci adımımızda. Calculate the output. Tabii bu calculate the output adım adım oluyordu. İlk önce biz bu distance kadar yol kat edince ne kadarlık bir fuel consumption yapmamız gerektiğini bulacağız. Consumption in trip. Consumption in trip'in formülü neydi? Ha, consumption in trip. Buna tabii şey consumption diyelim. consumption. Bu da distance çarpı consumption per hundred kilometers. Evet. Şimdi gelelim ikinci adımımıza. Number of fields required. Number of fields required. Num field eşittir consumption. Num field'i şöyle yazsak daha iyi. Num field diyelim. Consumption Ha şöyle söyleyelim gençler. Bu, buraya dikkat ediniz. Eğer ben consumption'ı kapasiteye bu şekilde bölersem normal bölme işlemi yaparsam deminki numerik örneğimde gösterdiğim 2.2 sayısını elde ederim. Ama bunu truncate etmek istiyorsam round down yapmak istiyorsam bu şekilde 2 tane slash koymam gerekiyor. Bu tam sayılı bölme anlamına geliyor. 2 tane slash. Burayı ise de buldum. Yani output'larından birisini elde ettim. Şimdi gelelim remaining proportion'ımıza. Remaining proportion'ımızı bulmak için ilk önce used proportion'ımızı buluyorduk. Used proportion. Used proportion'ımız. Ne yapıyorduk? Consumption bölü kapasite. Yani 2.2'den non çıkartıyorduk. Non Ve Dolayısıyla remaining proportion'ımda remaining proportionunda da 1 eksi 100 proportion olacak. Evet. Ve sonuç olarak son açılamamızda da remaining foil ikinci alt bulabiliriz. Bu da remaining foil eşittir remaining proportion la neyi çarpıyoruz? Kapasitemizi çarpıyoruz. Böylece calculation'larımızı yapmış olduk. Şimdi A output'umuzu yazdıralım. Bir satır boşluk bırakmak için şu şekilde boş bir print yazabilirsiniz. Şimdi ilk output'umuz bizim name field'imizdi. ve ikinci output'umuz da uh, remaining fuel'di. Evet. Bu şekilde kodumuzu yazmayı tamamlamış olduk. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Kodumuzu çalıştırmak için ilk önce şu presentation moddan çıkalım. Normal modumuza gelelim. Ondan sonra kodumuzu şurada çalıştıralım. Tabi kodu çalıştırdığımız zaman kod bizden şu inputları bekliyor. Biz şu ilk devin, demin numerik olarak da örneklendirdiğim inputları bir girelim. Bakalım bu outputları verecek mi? Şuraya girdim 150. Şuraya girdim 30. Şuraya girdim 1100. Ne bekliyorum? Output olarak 2 ve 120 bekliyordum. Ama 220 ve 150 saçma outputlar geldi. Şimdi bunları bakalım nerelerde hata yapmışız. Evet. 150'yi aldık. 30'u aldık. Şimdi bak bir tane hatamız Consumption'ı hesaplarken bölü 100'ü yazmayı unutmuşum. Şurada bölü yüzü bir yazalım. Şimdi tekrar deneyelim. 150 ve 30 ve 1100. Girdiğimiz zaman evet. 2 ve 120. Ama 120 120 olarak vermedi. 119.999997 olarak verdi. Şimdi burada tabii bir format düzenlemesi yapmamız lazım. Bir önceki sorumuzda bunu anlatmıştık. Tekrar anlatalım format düzenlememizi şu şekilde yapıyoruz. Biz outputları tutları e, böyle bu şekilde non ve remaining file yani float şeklinde değil de real number şeklinde değil de virgülden sonra belli bir basamağa yuvarlanmış real number'lar şeklinde yazabilmemiz için şöyle yapıyorduk. Format diyorduk. Bunu bir defa format içerisine alalım. Ondan sonra ve Şuraya da aynı şekilde format diyeceğim. Format. Ve bu format tabi bu formatın önüne bir string girmemiz lazım. String. String'i denden ile giriyorduk. Şöyle dendenimizi alalım. Denden nokta format. Ondan sonra şu dendenin içerisinde de formatı nasıl istediğimizi küme parantez içerisinde yazıyorduk. Küme parantez içerisinde diyoruz ki iki nokta nokta Aa, 0F. Aa bu 0F neydi? Bu 0F. Şu 2.0, 2.0 şeklinde değil de 2 şeklinde istiyorum. Yani virgülden sonra basamak istemiyorum. Şuraya da aynı şeyi girelim. Benderimizi açıp kapatalım. Küme parantezimizi açıp kapatalım. Küme parantezinin içerisinde de nokta 2F yazalım. Yani şu 199.999997'yi de virgülden sonra iki basamağı yuvarlanmış şeklinde istiyorum. Yani bu düzenlemelerin bana 2 ve 120.0 output'unu vermesini istiyorum. Ben bunları girdikten sonra. Şimdi çalıştıralım. invalid syntax. Perhaps you forgot comma. Olabilir mi? Bakalım. Şurada. Nerede? Bu ikinci de. Ha, i̇lkinde hata vermedi. İkinci de hata verdi. format remaining fuel. Şimdi parantezi açtık kapattık. Sendeni açtık kapattık. Ha pardon. Noktayı unutmuşuz şurada. Nokta. Tamam. Ama değil de point unutmuşuz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet şimdi bakalım oldu mu? Evet neydi? Depomun kapasitesi 150. 100 km'de harcadığım benzin 30. 1100 km yolculuk yapmak istiyorum ve 2 depo doldurmaya ihtiyacım var. Son Depomu son defa doldurduktan sonra da 120 litre benzinim kalacak. Evet. Ha, şu son output'un böyle değil de şu şekilde olması lazımdı. Onu bir düzelteyim. Onun neden öyle olduğunu birazdan söyleyeceğim. Evet. Şimdi öbür, öbür input altlarımızı deneyelim. 300, yani depomun kapasitesi 300. Ha tabii programı tekrar çalıştırmam lazım bunu denemek için. Depomun kapasitesi 300 ve 100 metrede, 100 kilometrede 27 litre benzin harcıyorum ve yolculuğum 1234 litre sürecek. O zaman benim depoyu bir defa doldurmam gerekiyor ve Depoyu son doldurduğundan sonra da 266.82 kalıyor geriye. Evet diğer son outputumuzu da deneyelim. Inputumuz depomuzun kapasitesi 150. 100 kilometrede 30 litre harcıyoruz ve 1000 giriyoruz. 1000 kilometrelik bir şey planlıyoruz. 1000 kilometrelik bir yolculuk planlıyoruz. Şimdi o zaman depoyu iki defa doldurmamız gerekiyor. Çünkü ben eğer kilometrede 30 lit, 100 kilometrede 30 litre yakıyorsam 1000 kilometrede 300 litre yakarım. Ve dolayısıyla depoyu iki defa doldurmam gerekiyor. Ama depon başlangıçta dolu olduğu için depoyu iki defa doldurduğumda ikinci defa doldurduğumdan hiç benzin kullanmamış olacağım. Yani ikinci defa doldurduğumda depom dolu olarak kalmış olacak. Evet bu soruyu bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi tabi burada input output'u bizden bu şekilde isterse, özellikle bu şekilde isterse soruyu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ama kodu biraz daha geliştirmek adına şu input'ların output'ların ne olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuraya diyebiliriz ki Enter your car's tank capacity. Evet şuraya da diyebiliriz ki Consumption per 100 km. Enter. The, uh, consumption per 100 km. Ve enter the total distance of your trip. Enter the total distance of your trip. Evet böylece uh, inputları bu şekilde girdik. Şimdi outputlarda şuna dikkat ediniz. Outputlarda nasıl yapıyorduk? Bunu bu şekilde çıkarmak istiyorsak. Aa, bunu bu şekilde çıkarmak istiyorsak. Ha başka bir şey gösterelim. Yani F, F string göstermeyelim de şöyle gösterelim. Artı yapabiliyorduk. Yani ucuca ekleyebiliyorduk stringlerimizi. Total number of total number of requirements Uh, to fill your tank, fuel well, tank, tank diyelim. İki nokta o sayıyı yazalım. Ondan sonra ve şuraya da aynı şekilde şey yazalım. Uh, your remaining fuel well at the end uh, of the trip in your tank yazalım. Evet. Şimdi bakalım bunları doğru bir şekilde yazmış mıyız? Tabii ki kontrol etmemiz lazım. Enter your tank's capacity. Şu yine ilk input'u deniyorum. Yani şey 150, 30 ve 1100. 150. Enter the consumption per 100 km. 30. Enter the total distance of your trip. 1100. Evet. Dolayısıyla şurada da aa, sorumuzun cevabını, output'umuzu böylece vermiş olduk. Evet sevgili dostlar biraz daha challenging bir soruyla sanki biraz daha zor bir soru gelirse onu da yapabiliriz kafasına gelmişizdir umarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Esen kalınız.